Arkadaşlar hepinize merhaba. Fondöl şekeri tarifini tekrar doğal fondöl şekeri tarifimizi arkadaşlar tekrar istedi. Daha detaylı bir şekilde anlatarak arkadaşlar videomuzu çekmiş olun. Hepiniz kendi evinizde fondöl şekerinizi yapabilirsiniz en sağlıklı şekliyle. Arkadaşlar kendi yaptığım formülü size söylüyorum. 25 bardak toz şekere, yani orantı olarak veriyorum. Siz bunu isterseniz çay bardağıyla yapın, isterseniz su bardağıyla yapın. 25 bardak toz şekerin üzerine sadece 3,5 bardak su ekledim arkadaşlar. Ondan sonra altını açtım. Devamlı karıştırdım arkadaşlar. Bu hale geliyor. Yalnız kaynatmayın sakın. Çünkü kaynamış herhangi bir şey arı için iyi değildir. Kaynatmıyoruz. Kaynamadan önce altını kapıyoruz. Habire karıştırıyoruz arkadaşlar. Habire karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şeker inceliyor zaten. Şimdi bunun üstüne arkadaşlar bunun üstüne yarım limon sıkıyoruz. Neyse içine kaç önemli değil. Yarım limonu sıktım. Karıştıralım. Şimdi burada bir enteresanlık yapacağız. Üzerine de arkadaşlar bir bardağa yakın saf zeytinyağı. Zeytinyağı arkadaşlar, zeytinyağı. Yani sakın ayçiçek yağı falan koymayın. Tavsiye etmem. Saf zeytinyağı koyulacak arkadaşlar. Döktük. Bu arada bunu olanlar da saf olduğu için donma yapmış yağ. Evet, bunu yine tekrar karıştırıyoruz. Mis gibi zeytinyağın kokusu da geldi şu anda. Evet. Bu yağı %5'e kadar katabileceğimizi Devrim Özkul hocamız söylüyordu. Folik asit var diyordu. Arının yağı da ihtiyacı var arkadaşlar. Fondön şekerimizi daha kaliteli hale getiririz. Yalnız %5'e geçmeyecek. Onu hesap edin. Şimdi bunun üzerine de 15 bardak pudra şekeri. Şimdi birden dökersem karışmada zorluk oluyor. Şöyle yarısını bir dökelim. Karıştırıp diğer yarısını dökeceğim. Bu arada arkadaşlar pudra şekeriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Dışarıda aldığınız her pudra şeker olmaz. Pudra şekerin içerisine nişasta atıyorlar. Böyle tortulaşmasın diye. Bakın bu saf tortulaşıyor. Bakın. Topak topak oluyor. Bu topaklanma bizim için iyidir. Yani gerçek şey içinde nişasta olmayan, nişasta barındırmayan pudra şekeri lazım. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Sıcakken bu iyice karışacak böyle. Arkadaşlar dün yaptım. Şey dün değil evvelsi günü yaptım verdim. Azar azar yapar veririm ben. Taze taze. Yaptım verdim. Bir yediler sormayın. Dışarıdan aldığınız fondön şekerler falan hiç alakası yok arkadaşlar. Yan yana koyun. Bir deneyin yani. Bir buna bakın yemesine. Bir de dışarıdan aldığınız fondön şekeri yemesine bakın. Bakın görüyor musunuz kıvamı? Daha biraz daha koyulaştıracağız. Şunu atalım. Hala topak topak onları bir parçalayayım. Yüzünü çevirsin. Yani ne olmuş oldu? 25 bardak toz şekere 3,5 bardak su ekledik. Üzerine bir bardağa da yakın zeytinyağı ekledik. Yarım limon sıktık. Ve üzerine 15 bardak kadar da Pudra şekeri. pudra şeker koyduk arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben aralarıma değer veririm. Aralarıma dışarıdan asla bir şey almıyorum.
Ama onlar da bana karşılığını veriyorlar. Madem diyorlar sen bana saygı duyuyorsun, ben de diyorlar çok hızlı şekilde gelişirim, sağlıklı büyürüm. İstediğim kıvama geliyor. Şimdi bu sıcakken böyle arkadaşlar. Soğuduğu zaman bildiğiniz kek kıvamına gelecek. Tamam. Şimdi benim bunu biraz daha karıştırmam gerekir. Videoyu uzatmayayım ama bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu şu anda enerji kaynağı. Karbonhidrat ağırlıklı bir karışım oldu. Ama şu anda havalar soğuk, aranın dışarı çıkamayacağını biliyorum. O yüzden elinde polen olanlar için bakın. Şu anda bu aslında tamam. Bunu döksen güzel karıştı be. Şu anda döksen bu kek kıvamına gelecek arkadaşlar. Soğuduğu zaman bildiğiniz keserek alacağınız kek kıvamına gelecek. Yalnız arının yavru zamanlarında polene de ihtiyacı var. Yani vitamin ve protein kaynağına da ihtiyacı var. O yüzden polenimi de ıslattım. Ben arkadaşlar polen de ekliyorum buna. İsteyenler için. Polen de ekliyorum. Oh. Arı için tam bir bomba oluyor. Arı bunu yer de. Ya arkadaşlar şu yaptığımız şeyin Allah aşkına piyasada kimde var? Herhangi bir yerden böyle bir kek veya böyle bir fondön şeker bulabilir misiniz? Yok böyle bir şey. Bunu sadece siz kendiniz yapabilirsiniz. Şunun güzelliğine bak. Şu anda ne yapmış olduk? Karbonhidrat, enerji, yağ, vitamin, protein, amino asit, mineral kaynağı. Hepsi var şu anda içerisinde. Ben bunu şimdi güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Ve bunu tepsiye dökeceğim. Ben karıştırıyor durayım. Videomuz herhalde anlaşıldı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bittiği zaman tekrar size keserken de göstereceğim donmuş.